Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya sorsana. Şu kişi çıksa yer yerinden oynar dedim. Bu kadar. Ve o kişi çıktı. Evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben de Umut kadar talihsizim herhalde. Işık anca geldi. Herkese merhaba. Bugün bir seri yorumuyla karşınızdayım. Aslında seri yorumu denebilir mi buna bilmiyorum. Çünkü üçüncü kitabı daha çıkmadı. O yüzden ilk iki kitabını yorumlayacağım bu serinin. Çünkü yorumunu zaten çekmek istiyordum ve yani üçüncü kitabın çıkmasında biraz bekleyemedim yani gerçekten. Çünkü konuşmak istediğim bayağı bir şey var bu iki kitapla ilgili. Bahsettiğim seri Güneşi Söndürmem Gerek serisi. İlk olarak bu yazarımızın bu serisinden önce hiçbir kitabını okumadım ve adını çok duyduğum bir yazardı. Ama yine de yani biraz vaktinin gelmesini bekliyordum aslında. Özellikle de takip ettiğim birkaç tane bookstagram sağ olsun. Bana bu konuda bayağı merak ettirdiler bu iki kitabı ve ben dedim ki bunların yorumunu çekeyim. Bu kitapları bitireli bir ay oluyor. Sınava hazırlık sürecinde olduğumdan dolayı bir türlü video çekmeye vaktim olmadı. Hep araya bir şeyler girdi ve kitap yorumu olduğu için hani bu şu an aklımda bazı şeyler taze değil. Fakat bunu da aslında test etmiş oldum. Ben genelde biliyorsunuzdur belki çok hızlı okuduğumda ve gerçekten bir günde falan o kitabı bitirdiğimde hiçbir şey hatırlamıyorum normalde. Bu kitaplar için aynı şey geçerli değil. İlk olarak birinci kitabımızla başlayacağız. Gerçekten bayağı bazı yerlerinde kahkaha atmışlığım vardır. Kafamı dağıttığım bir kitaptı ve bu yüzden de bu kitabın karakterlerini ayrı bir sevdim. Gerçekten çok fazla karakter var. Bunu çok beğendim çünkü her bir karakteri ayrı bir merak ettim ve özellikle Göktuğ gibi bir arkadaşımın olması için her şeyimi verebilirdim bu kitap yüzünden. Genç yetişkin anlamında günümüze çok yakın ve ya böyle Amerikan vari mi diyeyim, hani o tarz şeyler içermeyen bir kitap. Gerçekten hani Türkiye'de olduğunu fark ettim bu kitapta. Bunun en büyük sebebi Göktuğ'dur çünkü. Göktuğ ile ilgili ayrı bir kitap çıksa kesinlikle alırım çünkü çok sevdiğim bir karakter oldu ve Göktuğ için okurum yani diğer kitapları. Şöyle ki Umut adında bir başrolümüz var ve Umut'un hayatı çok güzel giderken yaşadığı bir olay sonucunda hayatı tamamen tersine dönüyor. Olayı anlatmayacağım çünkü olay zaten başında geçiyor aslında. Spoiler vermemiş olacağım ama yine de bahsetmek istemiyorum çünkü arka kapağına göre gideceğim. Normalde mesela hep bir karakterimiz vardır, başına bir şeyler gelir ve onun o karmaşasını hani yaşarız aslında ilk başlarda. Mutlaka hani bir şey sorunsuz gitmez bizim karakterlerimizde ama Umut için hiçbir şey öyle değil. Umut'un başına hep bir şeyler geliyor. Hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor karakterle ilgili. Şu ana kadar Wattpad'le ilgili ya da herhangi bir kitap olabilir. Okuduğum karakterlerde hep başına bir şeyler gelirdi ama hiçbirinin başına Umut'unki kadar gelmedi. Kız resmen çekiyor yani. Bugün işte eve temizlik yaptım. İşte eve temizledim. Onun için uğraştım. Daha sonra vilede yaparken işte kovayı döktüm. Kova pis su bütün eve yayıldı. Ve yaptığım bütün temizlik boşa gitti. Sonra yattım uyudum falan. Böyle gidiyor yani kitap. Umut bu konuda gerçekten çok şanssız bir karakterimiz. Ve biz bunu kitapta çok fazla görüyoruz. Ve artık biz alışıyoruz. Hani diyoruz ki aa, Umut'un başına bir şey gelmedi ya. Hani tuhaf geliyor. Kitaptaki karakterlerimizden özellikle de Keremsu. Keremsu favori karakterlerimden birisiydi kesinlikle. Ama birinci sırada Umut'tan da önce Göktuğ var. Göktuğ Umut'un yakın arkadaşı zaten ve aralarında geçen diyalogları mesela ben arkadaşlarımla yaşamışımdır ve bu kitaba daha da fazla adapte olmama, kitabın içine daha fazla girmemi sağladı. Büyük ihtimalle yazarımızın da arkadaşlarıyla ilişkilerinde böyle diyaloglar kesin geçmiştir diye düşünüyorum. Çünkü çok samimi geldi bana bu konuşmaları. Kitap tahmin edilebilir bir kitap bu arada. Hani başındaki olayı ben öğrendikten sonra karakterler de işin içine girmeye başlayınca olayın ne olduğunu az çok tahmin ettim. Çünkü yani bir şekilde bir yerlere bağlanması gerektiğini düşündüm. Zaten kitabı okuyanlar anlamıştır neden bahsettiğimi. Kitabı da daha fazla böyle anlatıp da sırrının yani tadının kaçmasını istemiyorum. Bu yüzden konuda işte Umut neler yaşamış, bundan sonra hayatı böyle olmuş diye bahsetmeyeceğim yani. Kitabın hissiyatı bence daha önemli bu konuda. İçinde aşk da var, komedi de var. Yani tam bir genç yetişkin kitabı ve sonunda açıkçası şaşırmadım ama yine de böyle bir elimde kaldı yani kitap ve kitabı böyle elime aldım, okumaya başladım. Bir 10 sayfa okudum, 20 sayfa okudum. Sonra bir bakıyorum 150'ye geldim. Bir baktım 200'deyim. Reading Slump'daysanız okuyabileceğiniz güzel bir kitap. Kitaptaki karakterlerin gerçek olduğunu hissediyorsunuz. Size yabancı gelmiyor. Bir tek bana Akın yabancı geldi. Gerçekten Akın karakterine hiç ısınamadım bu kitapta. En ısınamadığım karakter Akın olabilir bu konuda.
Kerem suya aşık oldum ama o doğru yani. Olay tamamen Umut'un etrafında dönüyor ve bazen Umut'un hani yaptığı hareketlere böyle çok sinirlendiğim oluyor. Diyorum kızım sen ne yapıyorsun yani. Umut'un etrafında da çok fazla erkek var ve Göktuğ bile diyor kızım sen harem mi kurdun, bu olaylar ne falan. Hani yazar aslında bir nevi klişe olan bu işte aşk dörtgeni, aşk üçgeni olaylarında onunla bile dalga geçiyor aslında kitapta. Yani Göktuğ karakterinin üzerinden. Ve biz de diyoruz ki ay şükür sonunda hani bir insan bu tarz şeyleri söyleyebildi bu kitaplarda diyorum ben. O yüzden Göktuğ'u daha çok sevdim. Sadece ilk Kerem Su'ya biraz alışamadım. Bana çok klişe bir karakter gibi gelmişti ama sonra olaylar değişti tabii ki de. Yani en ısındığım karakterlerden birisi o oldu. Hatta Umut'a bile o kadar ısınmadım yani ben Kerem Su'ya ısındığım kadar. İşte bu okyanlarından Kerem Su dediğimi anlamışlardır. Genç yetişkin tarzda bir kitap okuduğumda beklediğim şey neyse onu aldım. Hatta daha da fazlasını aldım Göktuğ sağ olsun. O yüzden ben bu kitaba 5 üzerinden 5 verdim. Benim bayağı da moralimi yükselten bir kitap oldu. Ve beğendim ben bu kitabı bu yüzden. Gelelim İkinci kitaba. Umut'un verdiği kararlara bu kitapta daha fazla saygı duydum. Sadece bir yer benim sinirimi çok bozdu. Bir insanla ilgili bir sıkıntı yaşarsınız, sormaz ya. Hani gider kendi başına bir sürü şey yapar ama aslında olay öyle değildir. Böyle bir olay oldu bu kitapta. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya sorsana. Sorsana bu olay böyle mi değil mi diye sor. Niye başına buyruk şeyler yapıyorsun? Bu konuda çok sinirlendim Umut'a gerçekten. Kitabı okuyorum ve diyorum ki senin başına bir şey gelecek. Senin bu hareketinden dolayı ortalığı yakıp yıkacaksın. Herkesin sinirini bozacaksın. Sonra da oturup ağlayacaksın dedim. Ve oldu. Mailleşme olayı var kitapta. İlk kitapta da vardı. İkinci kitapta da var. Ve kişiyi tahmin ettim. Ama şöyle tahmin ettim. Şu kişi çıksa yer yerinden oynar dedim. Bu kadar. Ve o kişi çıktı. Özellikle yani gizemli kitaplarda hani aklıma bir anda geliyor. Diyorum ki ya şu olsa var ya yer yerinden oynar ne ağlarız falan diyorum böyle. Ve bir anda çıkınca böyle çıldırıyorum bu sefer. Hani tahmin edesim de gelmiyor. Genelde serilerin ikinci kitapları birinci kitabına göre daha düşük olur beklenti anlamında. Çiftimiz genelde kavga ederler, birbirine sinirlenirler falan böyle. Kıskançlık krizleri, başka birileriyle birlikte olma falan olayları çok fazla olur. Yani genç yetişkin serileri okuduysanız bunu bilirsiniz. Hatta fantastik serilerde bile bu vardır. Ve bu kitapta bu vardı. Sadece Umut'a bu konuda gerçekten çok sinirlendim. Yani mantıklı hareket etmedi bazı yerlerinde. Ama yani karakterimiz onca şey yaşadıktan sonra buna bile laf edemedim. Kitabın sonu çok keskin bir yerde bitti. Ve sonunda da bayağı üzüldüm, bayağı ağladım. Üçüncü kitap için çıldırıyorum şu an ve bir ay önce okumama rağmen aşırı özledim bu seriyi. Çünkü karakterleri yarattığı o ortam, o arkadaşlık ortamı. Bakın aşk bile demiyorum artık. Yani arkadaşlık ortamı bence çok güzel ve bunun için okurum yani. Evet aşkı da çok güzel. Reading Snap dönemindeyseniz de önereceğim iki kitap kesinlikle budur. Ama bence üçüncü kitabı çıksın öyle alın. Çünkü ben kafayı yiyeceğim yani ikinci kitabın sonundan dolayı. Genç Yetişkin serisinden beklediğimi tam olarak aldım bunda. Ve buna da 5 üzerinden 5 verdim. Çünkü tamamen sonundan dolayı. Küfürden rahatsız olacaksanız biraz düşünün ama çok da küfür yoktu bence iki kitabında da. Artı 18 sahne yok ikisinde de. Gönül rahatlığı önerebilirim size bu iki kitabı. Birinci kitap bittikten hemen sonra ikinci kitaba başladım ben. O yüzden çok böyle bir delirme sıkıntısı yaşamadım birinci kitabın sonunda. Ama ikinci kitabın sonu birinci kitaptan daha vurucuydu. 446 sayfa bu. 457 sayfa. 446 sayfa evet ama ben sanki 200 sayfa, 100 sayfaymış gibi hissettim kitabı okurken. Çünkü çok akıcı ve kitabı bıraktığınızda aklınız orada kalıyor. Bende hep böyle oldu. Şu bölümü bitireyim okuyayım. Bitsin. Ama sonra bakıyorum 3 bölüm daha okumuşum, 4 bölüm daha okumuşum. Bir baktım yarısına gelmişim. Dedim biraz daha okuyayım. Böyle diye diye ikisini de birer günde bitirdim. Akın ve Kerem Su dışındaki bütün karakterleri gerçek hayatta bulabilirsiniz bence. Keşke Kerem Su'yu da gerçek hayatta bulabilseydiniz de Akın bence gerçek hayatta olmasa da olurdu yani ben Akın'ı beğenmedim çünkü. Üçüncü kitap çıktığında alacağım ve spoilerlı yorumları daha mı çok seviyorsunuz? Spoilersiz yorumları daha mı çok seviyorsunuz? Yoksa hem spoilerlı hem spoilersiz yorum mu istersiniz? Aşağı yazmayı unutmayın çünkü üçüncü kitabı nasıl yorumlayabileceğimi bilmiyorum şu an. Keşke üçüncü kitap çıksaydı da tüm seriyi yorumlayabilseydim. Büyük ihtimalle onun ayrı bir videosu gelir. Belli olmaz. Çok fazla konuştum herhalde. Evet, bu video bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım 3. kitapta da
çok ağlamayız inşallah. Benim bu yorumum hakkındaki düşünceleriniz neler? Eğer siz de hani bazı olaylar hakkında konuşmak isterseniz büyük harflerle spoiler yazıp bir 4-5 boşluk bırakın, beraber gerekirse videonun altında sohbette ederiz. Bana aşağı yazmayı unutmayın. Evet, sanırım bu kadar. Bir sonraki güzel videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.